Türkiye kazansın, tüketicilerimiz kazansın diye enflasyonla mücadelede 8000 ürünle ekonomiye güç katıyoruz. Yapacağınız alışverişlerde Infinity kartınıza en az %10 para puan veriyoruz. Hedef Yapı Market. Sen de evini mutlu et. Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir Gazete Manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, 2 Kasım 2018 Cuma sevgili izleyiciler. Hayırlı cumalar diliyoruz Akbim TV stüdyolarından. Kastamonu merkezde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmak üzere yine biz ekran karşısındayız. Nasrullah Gazetesi ile başlayacağız bugün Gazete Manşetleri programımıza. Nasrullah Gazetesi'nin sür manşetten verdiği haber, zorunlu açıklama. Nasrullah Gazetesi 8 sayfalık yayınını 6 sayfaya düşürdü ve okuyucularından da hem özür diledi ama yaşanan gelişmeler maalesef bu yöne itti denildi gazete yönetiminden. Evet, sevgili izleyiciler, ekonomik kriz gazeteler başta olmak üzere birçok sektörü etkiliyor. İnşallah önümüz açık diye ümit ediyoruz. İnşallah iyi gözlemler olur, iyi şeyler olur diye ümit ediyoruz. İl Genel Meclisi'nde tasarruf bütçesi kayıkçı taşıt alımı ile ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum demiş. İl Genel Meclisi Kasım ayı ilk toplantısı dün İl Genel Meclisi toplantısı salonunda gerçekleştirildi. Mehmet Kayıkçı başkanlığında yapılan toplantıda bütçe görüşmelerine başlandı. Bütçe oturumlarının yaklaşık 20 gün devam etmesi bekleniyor. 1. Kastamonu İş Dünyası Zirvesi bugün gerçekleşecek. Kastamonu iş adamlarının Kastamonu'da buluşma zirvesi KASİAT tarafından yapılıyor sevgili izleyiciler. 4 hastanede medikal oksijen üretim tesisi kuruldu denilmiş. Yine D100'de can pazarı dün son dakika gelişmesi olarak ilk haber olarak vermiştik bu haberi. Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. 2 kişi öldü. 34'ü asker. 40 kişi yaralandı. Evet, Tokat ve Amasya'da birliklerine gitmekte olan bir otobüs tıra arkadan çarptı ve yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 34'ü asker, 40 kişi yaralandı sevgili izleyiciler. Ünlü dış güçlerin oyunlarını bozacağız demiş AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü'nün açıklamaları var. Bir ayda 1.2 milyon liralık trafik cezası kesilmiş. Gerçekten trafik cezaları konusunda da biraz hassasiyet bekliyoruz. Önüne gelene trafik cezası kesilmemeli diye düşünüyoruz. Kastamonu Başkan'a sevgi seri, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl ve İlçe Teşkilatları ile Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerinden oluşan çok sayıda partili MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar eşliğinde Karabük Belediye Başkanı Kastamonu hemşerimiz Rafet Vergili'yi makamında ziyaret ederek 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olması için taleplerini iletmişler. Barışçıoğlu Alışveriş Merkezi mağazalarında da enflasyonla toplu mücadele konusunda %10'luk bir indirim söz konusu olduğu belirtilmiş sevgili izleyiciler. Cuma pazarı bugünden itibaren Kastamonu'nun arkasında kuruluyordu. Kastamonu çalışması da devam ediyor sevgili izleyiciler. Büyük bir alışveriş merkezi kazanıyor Kastamonu çok yakında. Kastamonu Belediyesi yıllardır Sararçılar Mahallesi'nin Bayındır Sokak Gazi Stadyumu'nun arka tarafına gelen bölgede kurduğu Cuma pazarını bugün itibariyle başka bir sokakta hemen Ulukbaşı Camii'nin arkasında bulunan bir alanda gerçekleştirilecekler ve Cuma namazından sonra Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın duasıyla pazar yeri açılmış olacak. Belediye Başkanı da bu programa dahil oluyor. Duayla açılmış olacak. Hayırlı olsun diyelim. Nazmi Irgat, demokraside istediğimiz yere gelemedik. Türkiye'de bir şeyler eksik gidiyor demiş. Ticaret İl Müdürlüğü'nden de bilgilendirme toplantısı var. Ticaret İl Müdürü Sefa Özat'a Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri kuruluş, işleyiş ve faaliyet konularında farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapılacağını duyurdu. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacak olan toplantı 5 Kasım Pazartesi günü saat 14'te başlayacak. Gündem 37 gazetesiyle devam edelim. FETÖ'den 6 asker adliyeye sevk edildi. Yangın iki evi kül etti. Köy muhtarının evi alevlere teslim oldu başlıklarını görüyoruz. Bir ayda 1.283.420 lira cezai işlem uygulandı denilmiş Kastamonu'da. Dikkat çekici bir rakam. Tosya D100'de feci kaza 2 ölü 40 yaralı Cuma pazarı Adil Bey Caddesi'ne taşındı. 2019 yılı bütçesinde tasarrufa gidildi. AK Parti Anadolu JET'le görüşecek. Genel Meclis Kasım ayı toplantıları öncesinde AK Parti grup toplantısı dün AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti Merkez İlçe'de birinci yıl buluşması yapılmış. Yine asgari ücretle yaşamak için
sihirbaz olmak gerekiyor. Nazmi Irgat'ın açıklamaları dikkat çekmiş. Bölgemizde en çok harcama kiraya yapıldı. TÜİK Bölge Müdürlüğü'nün açıklamaları var. Yine yaralı kediye hayvan ambulans müdahale etti. AK Parti Kadın Kolları kan bağışında bulundu. İYİ Parti Kurucular Kurulu oluşturuldu deniliyor. Kastamonu gazetesine bakalım. İş dünyasını buluşturan zirve Kastamonu'da yapılacak. Ekim ayında 1.2 milyonluk trafik cezası denilmiş. Adaylık talebim yok. 2 ölü 34 asker, 40 yaralı D100'de can pazarı. 2014'ten bu yana 5000 seçmen buharlaştı demiş Hayati Hamzoğlu. Gelirin dörtte biri kira ve konuta hane halkı tüketim harcaması ile ilgili bir istatistik paylaşılmış. İYİ Parti'de zimmet modeli dönemi İsmail Koncuk Kastamonu'dan sorumlu oldu deniliyor. Çalışma hayatındaki güncel gelişmeler seminerleri demokraside istediğimiz yere gelemedik. İlüze İdaresi'nin 2019 bütçesi 160 milyon lira deniliyor. Sözcü gazetesine bakalım. 1 milyon 283 bin lira ceza demiş sürmanşetten gazete. İl Özel İdare'ye tahmini 160 milyon lira bütçe. FETÖ'nün ev abisi öğrencinin yargılanmasına devam edildi. Halk otobüsünde bulunan altın kolye sahibine teslim edilmiş. Köy muhtarının evi alevlere teslim olduğu deniliyor. 2 ölü 40 yaralı yaşanan kaza gazetemizde ana manşetten verilmiş. Sözcü gazetesinde AK Parti İl Başkanı önlü belediye başkan adayı olmayacağım, İl Başkanı olarak görevi sürdüreceğim demiş. Sporda şiddetten gözaltına alınan 11 kişi adli kontrol, aracın çarptığı yaralı kediye hayvan ambulans müdahale etmiş. Kastamonu Entegre Vietnam'da düzenlenen fuara katıldı deniliyor. AK Parti Merkez İlçe'de birinci yıl buluşması dikkat çekiyor. Doğru Söz gazetesine bakalım. İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere kış genelgesi gönderilmiş. Kış lastiği uygulamasının tebliğinde belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırılabilecek. Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandığı başlığını görüyoruz. Yine AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü otobandaki kaliteyi köy yollarına taşıdık diyor. Acem Birliği'ne asker götüren otobüs çekiciye arkadan çarptı. D100'de can pazarı, 2 ölü 40 yaralı denilmiş. Yine Kuru Yaylası'nda 2 ev yandı. İl Genel Meclisi'nin bütçe maratonu başladı. 24. Gezici Festival filmi için geri sayım başladı. İYİ Parti'de Kurucular Kurulu toplandı başlıklarını görüyoruz. Günün son gazetesi Açık Söz gazetesine bakalım. İstanbul'dan Tokat'a giden yolcu otobüsü Tosya D100'de kaza yaptı. 2 ölü 34'ü acemi asker, 40 kişi yaralandı. Belediye başkanlığı talebim yok diyor Doğan Ünlü. İhracatımız 5 kat arttı. Kastamonu ihracatını en fazla artıran il oldu. Kazancımızın %25'i kira ve konuta gidiyor. İş Dünyası Zirvesi bugün toplanıyor. Cuma pazarı bugün yeni yerine kurulacak. İl Genel Meclisi'nin bütçesi teklifi 159 milyon lira. 14 kişi adliyeye sevk edildi. Yazar Yavuz Donat Kastamonu'daydı. AK Partili kadınlar kan bağışı yaptı başlıklarını görüyoruz. 10 kişi FETÖ-FLİ'ye davalarında hakim karşısına çıkmış. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.